Titanlardan ve Olimpos'tan önceki bir zamanda büyük bir savaş çıktı. Bizzat dünyayı yaratmış varlıklar olan Primordial'ın öfkesi ebediyen kontrolden çıktı. Ve bu öfkeden, bu savaş çılgınlığından hiddetliler hasıl oldu. Ne Titan ne Tanrılardı, ne ölümlü ne gölgelerdi. Hiddetliler kimsenin emrinde değildi. Çünkü onlar onurun muhafızlarıydı. Ceza infazcılarıydı. Hainlerin felaketiydiler. Zeus iktidara yükseldiğinde kız kardeşlerden korkması için pek sebebi olmadığını gördü. Çünkü hiddetliler yalnızca suçlu kabul ettiklerinden intikam alırlardı. Bu hainlerden ilki Hekatonkir Ageon'du. Canavar Zeus'a bir kan yemini edip, sonra da tanrıların kralına ihanet ettiğinde hiddetliler harekete geçmekte gecikmedi. Kız kardeşler durmak bilmeden Ageon'un izini sürdü. Ve yaratığı yakaladıklarında ona acımasızca işkence yaptılar. Çünkü ölüm bu yemin bozan için çok merhametlice olurdu. Hekatonkir Ageon herkes için ibretlik bir örnek oldu. Tanrı'ya olan kan yeminlerini bozmayı aklından geçirebilecekler için özel bir simge. Kratos, büyük Sparta generali, sonunda yenilmişti. Deliliğe sürüklenmiş, işkence görmüş ve nerede olduğunu bilmez bir halde tıpkı bir sinek gibi kendini hiddetlilerin ağında buldu. Asla, bir daha asla. Merhaba Kratos. Sorun nedir? Afallamışa benziyorsun Kratos. Birlikte geçirdiğimiz o özel zamanı hatırlamakta güçlük mü çekiyorsun yoksa? Ama işiniz kız kardeşim tarafından kabaca bölünmüştü. Alecto adab nedir bilmezdi zaten. Endişelenme. Saygı öğretmede oldukça yetenekliyim diye. Aldıklarından ötürü bunu sana borçluyum zaten. Elinden gelenin en iyisi bu mu? Öfken bana sökmez. Yeah!
fikre karşı ne yapabileceğini göreceğiz. Bunu ben hallederim. Bu bana son kez acı verişindi Spartalı.
Sadece önündeki göreve odaklanmış olan Kratos, hapsedilmesinden önceki haftaları hatırlamaya çalıştı. Savaş tanrısı Ares'e bağlı zincirlerini koparmak için yola koyulduğu zamanı. Zihnin bulanık. Ama yeteneklerinin hala eşi benzeri yok. Benimle bir işin mi var? Evet. Ama bunu bu şekilde konuşmak uygun değil. Ben başka bir yol görmüyorum. Bana güvenmek için hiçbir sebebin yok Spartalı. Tek istediğim denemen. Düşüncelerin sana ait değil ama sana yardımcı olabilirim. Sanırım bunlar senin. Aklını dinginleştirmek için bu eşyaları kullan Kratos. Hayallerin seni kandırmasına izin verme. Yoksa hayaller kesildi mi? Sadece seni görüyorum. Güzel. Önündeki yol için bu yeteneğe ihtiyacın olacak. Peki hangi yolmuş bu? Kurtuluşa giden yol, Kratos. Kurtuluş mu? Evet, kurtuluş. Ares adına amansızca seni kovalayan hiddetlilerden kurtuluş. Ve nihayetinde savaş tanrısının bizzat kendisine verdiğin sözden kurtuluş. Bir tanrıya olan yemini bozmak mı? Aklından endişe etmesi gereken kişinin ben olmadığı kesin. Onlar yüzünden sağlam olan aklım bir anda hayallere kayıp bocalıyor. Bu büyük bir savaşçıya yakışır bir hayat mı? Hiddetliler yakında. Seninle konuştuğumu bilemezler. Onları uzaklaştıracağım. Hakikat seni Delphi'de bekliyor Kratos. Kahini bul.
Adaklarım bu kez kahini memnun edecek. Biliyorum. Ya. Hayır. Hayır. Hediyelerim. Hepsini alması gerek. Bunlar yetecektir. Hayır! İmdat! Biri yardım etsin lütfen! Acele edin, efendi gelmeden önce. Hadi! Sen! Başarmanız için size gereken her şeyi verdik. Yine de beceremiyorsunuz. Heykeller şimdiye bitmiş olmalıydı. Bize ağır bir görev yüklediniz efendimiz. Kardeşlerimin yiyeceğe ve dinlenmeye ihtiyaçları var. Senden konuşmanı isteyen olmadı. Sırada kim var? Sen, oradaki. Artık heykelleri bitirme görevinden sen sorumlusun. Nasıl istersiniz? Umarız buradaki dostundan daha iyi iş çıkartırsın. Sizi görmeye daha fazla katlanamıyoruz. Midemizi bulandırıyorsunuz. Herifler hepsi birer zavallı bunların. Aletya'ya sunacağın adakları koy. Bize layıklar mı karar vereceğiz? Hiçbir şey sunmuyorum. Kahinin huzuruna çıkmaya cüret ediyorsun. Fakat hiç adak getirmiyorsun. Cesurca. Aptalca ama cesurca. Ancak böyle bir işaret taşıdığına göre kâhini aramak için iyi bir sebebin olmalı. Münasip bir adak getirdiğinde geri dönebilirsin. Kâhini görmeye geldim ve yapma niyetinde olduğum şey de bu. Hikayeni dinlemek hoşuma gidebilirdi savaşçı.
Yazık ki ikna olmamakta direniyorsun. Çıkartın şunu. Daha iyi bir köle tüccarı bulmamız gerek. Küstahlığına müsamaha göstermeyeceğiz. Onu görmeyeceksin. Savaşçı olabilirsin. Ama tapınağımızda yerin yok. Kahini asla göremeyeceksin. Vay, oldukça ısrarcı değil mi? Israrcılığı yalnızca ölümü demek. İhanet eden kardeşimdi. Hepimize ihanet etti. Aletya. Taşıdığın yadigarın benim üzerimde bir etkisi yok. Senin için yapılabilecek bir şey yok. Endişelenme. Durumumun akıbeti açık. Hep bugünü bekledim. Düşüncelerim bulanık ve... Aklın kendisiyle çatışıyor savaşçı. Hissedebiliyorum. Hakikati mi arıyorsun? Evet. Öyle olsun. Ama unutma. Hakikat hep bir bedelle gelir. Düşmanlarının kanı, masumların kanı ve akrabaların. Artık olan oldu. Hiçbir şekilde geri döndürülemez. Hayır.
Hiddetliler aklını donduruyor çünkü arası ettiğin yeminden kaçıyorsun. Direnecek olursan hiçbir şekilde durmayacaklardır. O halde gölge doğruyu söylüyordu. Orkos'un niyeti hile içermiyor. Orkos mu? Ama o bir hiddetli. Zamanı gelince kendisine ayrılan rolü oynayacak. Zamanım azalıyor. Zihnini sarmış olan delilikten kurtulmak için savaş tanrısına bağlı zincirlerin ellerinden tutanları alt etmelisin. Tek görebildiğim hayallerken hiddetlileri nasıl alt edebileceğim? Denizin ötesindeki Delos feneri hakikatin gözlerini barındırıyor. Delos mu? Gözleri bul. Onlar sana kurtuluşa giden yolu gösterecek. Sadece bir korkak kendini saklar Orkos. Zincirini döven hiddetlilerden biri olduğumu biliyorsun. Konuşmaya fırsat bulamadan beni öldürürdün. O halde konuş. Seni kendi türüne karşı bu ihanete ne sürükledi? Sen Spartalı. Ettiğin yemindeki adaletsizlik onlardan şüphe etmeme sebep oldu. Çektiğin onca acıya rağmen nasıl olur da hala neden seçildiğini anlayamıyorsun. Ares'in neden seni seçtiğini, neden hala sana ihtiyacı olduğunu. Açık konuş. Kratos. Savaş tanrısı yıllardır bir entrika çeviriyor. Ben savaş tanrısıyla hiddetli kraliçesinin birleşmesinden doğdum. Öfke ve delilikle Ares mükemmel savaşçıyı yaratmayı ummuştu. Fakat yalnızca bir hayal kırıklığı oldum. Canımı bağışlayan annelerimdi. Bana yeminleri tutma görevini verdiler. Her ne kadar yüküm ağır olsa da beni sevdiğini söyleyenlere hizmet etmeye kararlıydım. Ama sendin Kratos. Ailemin eylemlerini sorgulamama sebep olan yemininin gerektirdiği son görevdi. Aletia'ya danıştım. Bana Ares'in Zeus'u devirmek için çevirdiği entrikayı açıklayan oydu. Ancak Ares'in mükemmel savaşçıya ihtiyacı vardı. Olimpos'un surlarını yıkmak için sana şekil verdi. Ares, düşmanlarımı yok et. Hayatım senindir. Sadece Ares'e minnet duyman için o ve annelerim üç kan görevi planladı. Düşmanlarının kanını dökecektin. Masum kanı dökecektin. Senden olanın kanını... Geçmiş, geçmiştir Orkos. Şimdi düzeltmenin yolunu aradığın bir geçmiş. Ve bunu bir hiddetlinin yardımı olmadan yapacağım. Kratos taşa baktığında tek yapması gerekenin zihnini kemiren güçlerle savaşmak olduğunu fark etti. Artık düşünceleri berraktı. Savaşçı öfkesini geri kalan hiddetlilere ve onların nihai yenilgisine yöneltti.
Seni yıllar boyunca izledim. Sen daha bir çocukken işaretleri görmüştüm. Kardeşinin kaybı bile kararlılığını sarsamadı. Yaşadığın trajedi aksine seni güçlendirdi. Hünerlerini mükemmelleştirdin. Ve şimdi Kratos, verdiğin yücelik sözünü yerine getirdin. Onurla hizmet verdin. Hepimize şan ve şeref getirdin. Ve bugün Sparta'nın tanımış olduğu en büyük general olarak aramızdaki yerini kazandın. Demek hırstan daha çok değer verdiğin bir şey varmış. Bu kesinlikle kayıtlara geçmeli. Kayıt. Kaydetmeliyim. Kaydetmeliyim. Orkos'un sözünü ettiği Spartalı sensin, değil mi? Bunu kesinlikle not etmeliyim. Bunu kesinlikle not etmeliyim. Yemin tutucu hakkında ne biliyorsun? Yaptıklarının bedelini ödediğini biliyorum. İlk işaretli olanın o olduğunu söylüyorlar ama babası onu beğenmedi. Biliyorum. Hiddetliler tarafından buraya konulan ilk adam bendim. Görüyor musun? Kayıt tutuyorum. Orkos işte burada doğdu. Sonra anneleri onlar şeye dönüştüler. Eskiden adillerdi. Sert fakat adil. Ares'le ilgili bir şey olmalı herhalde. Ona davranış şekilleri. Öz oğullarına. Bu kendinden olana ihanet etmek için sebep değil. O ihanet etti. Tanıdık geliyor değil mi? Ama bunu senin yüzünden yaptı. Ondan yardım istemedim ben. Ama yine de yardım elini kabul ettin, değil mi Spartalı? Bu kayıtlara harika bir eklenti olacak. Ne vücudun zevkleri, ne de ihtişam seni bize geri döndürmüyorsa, geriye tek bir şey kalır. Kratos yeni bir zamana yaklaştığını biliyordu. İllüzyonun artık onun üzerinde bir etki taşımayacağı bir zamana. Hiddetlilerin alt edilmesine ve en sonunda umutsuzca arayıp durduğu özgürlüğe yaklaşmıştı. Delos'u ne kadar erken geçersek o kadar mutlu olacağım. Lanetli olduğunu söylüyorlar. Delos'un güneyinden gidemememiz çok kötü. Büyük Arşimet'in şu heykeli Apollo için inşa ettiğini söylüyorlar. Neden bu lanetli adada durmak zorundayız ki? Gitti. Bu sefil mekanı terk edelim hadi. Biz de lanetlenmeden önce çabuk. Orduyu başı bozuk halde bıraktın. Aramıza dön general. Bizi zafere taşı. Sen yoksun. Aklımın uydurmasısın. Köklerine geri dön. Olman gereken kişiye dön, Spartalı. Tek amacımız seni evine götürmek. Benim evim Sparta'da.
kız kardeşim. Sparta hainlere ne yapar göster ona. Sana bu işin nasıl yapıldığını göstereyim. Madem bize gösterdiği şey acı, bizim ona vereceğimiz de bu olacak. Bu kadar yeter. Seni kendi ellerimle geberteceğim. Gel. Ait olduğun yere geri dön. Görevlerini layığıyla yerine getirirsen belki bir gün Olimpos'a bile çıkabilirsin. Bir daha asla Ares'e hizmet etmeyeceğim. Yöntemlerin işe yaramadı Miguel. Onun icabına ben bakarım. Geri döneceksin. Ölürüm daha iyi. Bunu uzun zaman önce yapmalıydım. Orkos! Spartalı'yla böyle mi birlik oluşturdun? Bu sefer başaramayacaksın. Ne yaptın sen? Seni aciz zavallı! Bulun onları. Tener'e asla ulaşamayacaksın Spartalı. Gözlere asla ulaşamayacaksın çünkü annelerim artık onun peşinde olduğunu biliyorlar. Bu güç bana Hekatonkir'den kaçmama yardımcı oldu. Peki sana ne olacak? Başaramazsan her halükarda kaderim mühürlenecek. Alekto Fener'e giden tek yolu yok etti. Ben sana oraya nasıl ulaşacağını söyleyemeden önce hem de. Ama şimdi yeni bir yol bulman gerekecek.
Artık çok yol kalmadı Spartalı. Şuranın içinde hakikatin gözleri var. Annelerimin Aletya'dan acımasızca koparıp aldığı gözlerin ta kendisi. Ailemin Olimpos'u devirmek için tertiplediği entrikayı öğrendiğimde Aletya'nın sözlerine inanamamıştım. Sonra bana hakikati gösterdi. Savaş tanrısının bizzat Olimpos'un surlarını yerle bir edeceğini, onları durdurmam gerektiğini biliyordum. Ben ve Aletya Zeus'u uyarmaya çabaladık ancak Ares bunu öğrendiğinde annelerimi peşimizden gönderdi. Gözleri sevdiğimden vahşice kopartıldı. Kendi tapınağında bir tutsak haline geldi. Ares ve annelerim hakikatin gözleri saklı kaldığı müddetçe hain planlarının açığa çıkmayacağını ve çok geçmeden tanrılara hükmedeceklerini biliyordu. Planlarını yürürlüğe koymak için geri dönmene ihtiyaçları var Spartalı. Sen Lord Ares'e dönene kadar durmayacaklar. Ares'in emirlerini yapacak başka birini bulması gerekecek. İşleri yoluna koyacağını biliyorum. Üzgünüm Spartalı. Annelerimin yaklaştığını öğrendiğimde seni uyarmaya geldim. Evet. Senin için özel planlarımız var oğlum. Bunları mı arıyorsun? Gelin kardeşlerim, onun iradesini Hekatonker'in surlarında kıracağız. Kratos kendini yenilmiş bir halde buldu. Ve bu kez hiçbir Olimposlu yardımına gelmeyecekti. Tatmin olmuş halde kız kardeşler ganimetleriyle eve döndüler. Hapishanelerin duvarları ardında hırpalanmış savaşçının ruhunun derinlerine inebilir ve Kratos'u Ares'in hizmetkarlığına dönmeye ikna edebilirlerdi. Çok uzun zaman oldu. Asla. Bir daha asla.
Onu sabah görebilirsin. Hadi gel. Zamanla unutacaksın. Kaybettiğin her şey yeniden senin olacak. Seni Lord Ares'e hizmet etmekten alıkoyan şey buysa o halde onu alacaksın. Bu sadece bir hayal. Hayallerin gerçek olabilir. İşin zor kısmı bitti Spartalı. En büyük fedakarlığı gerçekleştirdin bile. Tüm benliğinle kendini bize sun. Ve mutluluk dolu bir hayal için birleş. Asla. Öyleyse ölüm gerçekliğin olsun. Bunun anlamı nedir? Kötü bir seçim yaptın Spartalı. Bir süs eşyası bizi alt edemez kız kardeşim. Bana meydan mı okuyorsun? Sen sadece bir ölümlüsün. Kabul etmeliydin Kratos. Şimdi bu hatanın bedelini ödeyeceksin. Ben hiddetlilerin kraliçesiyim. Thank you.
utandırıyorsun, yemin bozan. Bu lanetin başını açan sensin. Spartalı olarak anılmaya layık değilsin. Senin yüzünden her şeyi kaybettim. Tesadüf değildi Kratos. Hakikati istediğini sanıyorsun ama o sana yalnızca acı getirecek. Benim ölümüm seni bu delikten kurtarmayacak. Ben senin yolunu seçecek kadar güçlü olamazdım Spartalı. Orkos. Annelerimin teklifini kabul ederdim. Hayal içinde yaşamaktansa gerçeği yeğlerim. Korkarım ki sözlerinden pişmanlık duyabilirsin. Zincirlerin hala Lord Ares'in elinde. Bu mümkün değil. Onları öldürmeden önce... Annelerim bir kez daha beni senin yemin tutucun yaptı. Özgür kalabilmen için senin ellerinle ölmeliyim. Anlamıyorum. Beni bu dünyadan kurtarmazsan babam senin üzerindeki gücünü koruyacak. Ben de ebediyen işkence içinde yaşayacağım. Yeterince masum kanı döktüm. Başka bir yol yok Spartalı. Yeminini yok et. Ares'i öldür ve intikamını al. Ben asla babamın olmamı istediği gibi bir savaşçı olamadım. Ama lütfen. Tek istediğim bana şerefli bir ölüm ver. Orkos'un ölümüyle Ares'e edilen kan yemini sonunda bozulmuştu. Ve acı dolu gerçek Kratos'un aklına hücum etti. İşlediği cinayetin hakikati, karısı ve çocuğunun katli, amansız hırsından işleyerek meydana getirmiş olduğu o katliam, tüm berraklığıyla yüzeye çıktı. Ve tüm hayatı boyunca aklından çıkmayan görüntüler haline geldiler.
artık hiddetlilerin deliliğinden kurtulmuş. Ama hala geçmişinin gerçeğiyle işkence çeken Kratos, bildiği tek evi geride bıraktı. Ve yaptıklarını telafi etmek için yola koyuldu.